Bağdan sayfa 208 mektup 174 Envar Neşrat'a göre Refet Bey'in fıkrasıdır. Refet abinin mektubu. Pek muhterem ve sevgili üstadım efendim. Bu defa göndermiş olduğunuz Gafs-ı Geylani Hazretlerinin ihbar-ı gaybisi çok şayan hayret ve teemmül bir mesele-i mühimmedir. Refet abi yine 8. lema olan Şah Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Bediüzzaman ve İsanur talebelerinin ne işaret etmiş olduğu Risale'yi almış ve bu noktada almış olduğu bu Risale üzerine yapmış olduğu yorum ve ders. Büyük zevki ruhanı ile okumakla beraber fakir talebeniz bunu çoktan hissetmiştim. Yani Gafs-ı Geylani Hazretleri'nin kerameti bir şekilde üstattan ve talebelerinden bahsetmesi ve onların yapmış olduğu hizmetin büyüklüğünü ifade etmesi noktasında Refet abi diyor ki ben bunu çoktan diyor kalben hissetmiştim. Üstadımızın bu zaman için mühim bir vazifeyi maneviyesi var. Lakin henüz ifşa etmiyor, mektum tutuyor yani gizli tutuyor. Fikrindeyim. Ve bu fikrimi bazı halis kardeşlerime de söylemiştim. Geçen sene Sabri Efendi'ye yazmış olduğunuz mektupların birinde şu fıkrayı görmüştüm. İmam-ı Rabbani son zamanlarda bir gelecek iman meselelerini gayet vazıh bir surette neş ve ilan edecek. Bu sizin hiç ender hiç kardeşiniz haşa kendimi o adamı zannedecek değilim. Yalnız o büyük adamın bir piştar neferi olduğumu zannediyorum. Sen benden o zatın kokusunu hissediyorsun. Diyor. Bu fıkra evvelki düşüncemi takviye etti ve kemali sururla gelip hüsrebe dahi söyledim. Üstadımızın rütbeyi manevisini anladığımızdan çok sevinmiştik. Bundan 4-5 ay evvel de ziyareti alinize geldiğinde üstadım hakkında sormuş olduğum suale verdiğiniz cevap kezalik evvelki kanatlarımı teyit ve takviye etti. O zaman yalnız bir iki kişi biliyorduk. Şimdi bu risalelerin neşriyle has talebelerin hepsi vakıf olmuş oluyor. Yani herkes anlamış oldu diyor bu risalelerin neşriyle beraber. Şimdi Balla yıllarında üstadın manevi şahsiyeti ve mezun olmuş olduğu vazife bilinmiyor. Hatta belki ilk yıllarda Allah alem üstad da yani bu cihette manevi bir vazifeli olduğunu bilmiyor. Belki de gerçekten de manevi vazifeli olduğunu çok sonra idrak ediyor yani bir şey olarak da. Ama ilk aşama ne zaman? 1922 6 Kasım'da Üstad Hazretleri Ankara'ya geliyor ve Ankara'ya geldiğinde malum şahsı yani ahir zamanın o dehşetli eşhası müthişesi olan Süfyan'ı görüyor ve ilk gördüğünde anlıyor ve ama şöyle anlıyor Allah alem bu kişi yani ahir zamanda geleceği rivayet edilen işte 20 kusur tane 20 tane deccal var onlardan biridir olarak görüyor. Fakat İslam içinde zuhur edecek Süfyan olduğunu daha sonra anlıyor. Yani bu kişinin İslam Süfyanı olduğunu daha sonra anlıyor. Yani yaptığı fiillerden evet bu kişi İslam Süfyanıdır ve ki bununla ilgili Üstad 1907 yıllarında 5. Şua neşredildiğinde o şahsın o kişinin ahir zamanda gelecek dehşetli kişinin alametlerini hadisin rivayetlerinden neşretmiş olduğu 5. şuayı ifade etmiş. Ve çok enteresandır. Üstad 5. şuayı ve sırrı inna atayna diye ifade edilen o risaleleri neşretmiş ama saklamış. Yani mahrendir demiş. En net olaraktan 5. şuanın ortaya çıkmasıyla beraber özellikle 1932 yılında sırrı inna atayna da neşredilince ortaya çıkınca artık sen söyle süfyanın süfyan olduğu e, süfyan da süfyansa onun karşısındaki de o noktada manevi bir vazifeli kişi olduğu anlaşılıyor. Yani o yüzden de üstadın mektuplarında mesela işte biz o gelecek olan zata zemin hazırlıyoruz vesaire gibi ifadelerin hepsi belki üstadın o zamanlar kendi manevi şahsiyetini yani manevi vazifesini bilmediğinden dolayı sen söyle ifade etmiş olduğu noktalar. Bunları ne yapıyorlar? Alıyorlar şimdi işte dar daire, geniş daire. Biz geniş dairenin sahipleriyiz de işte sen söyle geçmişteki o güruh ne yaptı? Kendini o dairenin sahibi olarak görmeye başladı ki maalesef buna çok da Nur dairesi içerisinde tasdik eden, destek veren insanlar da çıktı. Ama Nur dairesinin, Nur camiasının işte Nur hizmetinin geniş dairesi kimdir? Sensin, benim işte çalışıyorum bak. Ben geniş dairedeyim. Ne demek geniş dairede? Hayat içtima içerisindeyim kardeşim. Çalışıyorum, ediyorum, geliyorum, hizmet etmeye çalışıyorum ondan sonra ekstrada. Ha bir de kendini bu işe hasretmiş değil mi? Vakıf abiler var, vakıflar var, işte sahil abiler var. Onlar biraz daha dar dairede yaşıyorlar. Biz biraz daha geniştirelim. Aile içerisinde vesaire işte iş, iş e, mesaimiz var. Bu mektupları böyle analiz etmemiz lazım. Yoksa ortaya garip garip şeyler çıkıyor. Yani Refet abi, Sabri abi gibi ve Hulusi abi gibi zatlar üstadla ilk tanıştıktan sonra üstattaki farklılığı anlıyorlar. Yani çünkü Sabri abi çok ilmi derinlikteki olan bir adam. Hulusi abi aynı şekilde yani ilmi deniliyor olan bir insan. Ve Sabri abi bu da soruyor üstadı. Yani siz acaba bu zat mısınız gibilerinden hani İmam Rabbani çünkü işaret mektubatında işaret etmiş yani ahir zamanda öyle bir zat gelecek ki imani meseleleri böyle yani anladığım manayı söylüyorum. İki kere iki dört eder katiyetinde çok rahat çekil ifade edecek. Üstad da bu zat olduğunu çok sonradan anlıyor. Ama 1936 birinci şoanın neşedilmesi. birinci şoa nedir? Birinci şoada ne var? Hemen onu da gösterelim. Kur'an-ı Kerim içerisinde. Şifir Evcet hesabıyla Risale-i Nur'a işaretler var. 33 ayeti Kur'an'iye Risale-i Nur'a ve Bediüzzaman'ın hayatındaki çok ondan sonra önemli noktalara ne yapmış? İşaret etmiş. İkinci sualden okuyacağım. Diyor ki, şiddetle ve amirane denildi ki, şiddetle ve amirane, emir var yani artık şey olmuş yani bunu izah etmek, ifade etmek lazım. Sen Risale-i Nur'un makbuliyetine dair Hz. Ali radıyallahu anh, Gavs-ı Azam radıyallahu anh gibi zatların kasidelerinden şahitler gösteriyorsun. Risale-i Nur'un hizmetin makbuliyetine. Halbuki asıl söz sahibi Kur'an'dır. Risale-i Nur, Kur'an'ın hakiki bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerin bürhanıdır. Kur'an ise sahir kelamlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususi ve cüzi değildir. Ağımdır yani her şeye bakan, her şeyin temas eden noktası var. Belki Kur'an umum işaretiyle ve eczasıyla aynı şuurdur, kışırsızdır, fuzuli, lüzumsuz maddeler yoktur. Alemi gaybın tercümanıdır. Sözler hakkında söz onundur. Görelim o ne diyor diye Üstad Kur'an-ı Kerim'den 33 tane ayet-i kerimenin içerisinde cifreci hesabıyla hem Risale-i hem Risale-i Nur'un muhtelif eserlerine hem de ondan sonra kendi hayatındaki bazı noktaları temas eden noktaları işaret etmiş. Yani birinci şu an neşredilince 1936 yılında artık tamam her şey bitmiş yani. Risale-i Nur'a hani işaret edilen yerler var ya Kur'an-ı Kerim. Evet. Şimdi bunu şey işte Ebu Dünya Nahmara Küçükler duyunca şey yapıyorlar böyle ya böyle bir şey olabilir mi falan. Mesela böyle kişilere nasıl yaklaşmak lazım? Şimdi kardeşim bu e, mesele nasıl yaklaşmak lazım biliyor musun? Bu adamlara böyle mesela anlatılmaz bir kere. Bu bir. İkincisi, yani duymuş. Yani onu bir, bir terbiyeden geçmesi lazım. Yani bir öğretiden geçmesi. Kur'an'ın ne olduğunu anlaması lazım. Yani şimdi bir dakika okuyacağım. Şimdi onu bir terbiyeden geçmesi lazım. Yani bir eğitimden geçmesi lazım. Eğitimden geçmeden bu anlaşılmaz. Bir hayatında din kültürü ve ahlak kitabı <laughs> okumuş, din eğitimi noktasında hiçbir eğitim almamış, hiçbir gayret sarf etmemiş, Google üzerinden ulaşmış olduğu bilgilerle konuyu anlamaya kalkarsa anlayamaz. Mesela ben şimdi mühendislikle ilgili veyahut hatta kimya ile ilgili bir formülü. Kardeşim formülü gördüm. Bu hidrojene işarettir dediklerinde. Bak şimdi formülü gördüm. Bu hidrojene işarettir dediklerinde. Tamam mı? Veyahut da bu suya işarettir dediklerinde. H2O. Kardeşim bu su diyor. Ne alakası var kardeşim su? H2O yazıyor. Desem. Ne olur? Benim cahilim olur değil mi? Ama H2O olduğunu, H2O su olduğunu bir eğitim sonucunda öğrendin. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim'de de böyledir bu iş. Bak şimdi ayet kelime. kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vela ratmin vela yâbisin illâ fî kitâb-ı mübin. Yaş ve kuru ne varsa her şey Kur'an-ı Kerim'de vardır. Şimdi Bu ayet-i işaret ediyor. Ve diyor ki, her şey içinde bulunur fakat herkes her şeyi içinde göremez. Değil mi? Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekedekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri, bazen ya saraten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunur. Fakat ihtiyaca göre maka maksadı Kur'an'a münasip bir tarzda iktizai makam münasebetinde bunlar ifade edilmiş. Yani sen bir eğitimden geçmeden Risale'nin işaretleri var dediğimizde ha öyle şey mi olur kardeşim? Bu ne demek bu? Öyle şey mi olur dediğin anda Kardeşim sen bunu anlayamazsın ki. Zaten açık sahir yazıyor diye bir şey kaydıyor ki. Bunu kimse de iddia etmiyor. Hatta itirazlar da olmuş buna. Yani hocalar da itiraz etmiş. Yani hatta İstanbul'da çok büyük bir evliya da ondan sonra da itiraz ediyor Bediüzzaman Hazretleri'ne. Hatta gıybet de yapıyor. Onu. Üstad şiddetli şekilde onu ondan sonra uyarıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunlar işaret nevinden vardır. Yoksa yani sen de desen ki kardeşim Nur'a direkt işaret var işte bu da Nur dediğin anda öyle bir şey yok. Öyle bir şey bekleme yani. Evet. Yani bunu net olarak işte bu budur. A da budur diye göremezsin. İtiraz edecek kardeş. o zaman gel oku. Bir eğitimden geç. Anladın mı? Bu eğitimden geç mesela. Eğitime geçmeden bunu anlayamaz yani. İtiraz ederse eder. O zaman gel kardeşim beraber oturalım okuyalım. Anlatalım ne olduğunu ne bittiğini. Ondan sonra e, sen söyle ikna olursan olursun. Evet. O zaman yalnız bir iki kişi biliyorduk. Sadın yani manevi şahsiyetinin ne olduğunu, ne ifade ettiğini. Şimdi bu Risale'nin neşriyle has talebelerin hepsi vakıf olmuş oluyor. Sürurumuza payan yoktur. Dinsizliğin münteşir olduğu şu zamanda bulunduğumuza evvelce teessüf ediyorduk. Şimdi hiç teellüm, teessür eseri kalmadı. Zatı alileri gibi bir üstadı bulduğumuzdan zaman ne olursa olsun bizi meyus etmiyor. Şimdi şu hususiyet var. Bakın Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri'nin ehemmiyeti ve yapmış olduğu vazifenin büyüklüğünü anlamak için zamanı ve o zaman içerisinde tahribat yapan kişinin büyüklüğünü anlamak lazım. Mesela sen Musa Aleyhisselam'ı arıyor musun kardeşim? Önce Firavun'u bulacaksın. Firavun'u bulduğun anda Musa Aleyhisselam'ın kim olduğunu anlarsın. Risale-i Nur'un ve Bediüzzaman Hazretleri'nin yapmış olduğu o büyük tecdit ve hizmetin büyüklüğünü ve önemini anlamak istiyorsan zaman ve o zamandaki kişilerin yapmış olduğu tahribatı anlaman lazım. Tahripçiyi anlarsan tamircinin büyüklüğünü idrak etmiş olursun. Tamircinin yapmış olduğu müdahalelerin ve ondan sonra hususi böyle icraatların neye temas ettiğini anlarsın. Eğer bunu anlamazsan bunu anlayamazsın. Menfi cereyanı anlamadın mı bunun karşısındaki tamirciyi idrak edemezsin. Dünya genelinde yani insanlık tarihinde 27 deccal çıkmış. Yani din hakikatini ortadan kaldırmak için uğraşan 27 tane deccal. Mesela bunlardan birisi Cengiz'dir, Hülagü'dür. Bunların hepsi deccaldır. Yani din hakikatini ortadan kaldırmak için mücadele etmiş insanlar bunlar. Çok da büyük yıkım, çok da büyük kıyım yapmışlar. Ve bunların karşısında da bu 27'nin karşısında da 27 tane tamiri çıkmış. Tamir etmişler bunlar da. Bir taraftan yıkım var bir tamir var. Ama ve şimdi Süfyan'ın bir özelliği var. Alemi İslam içerisinde çıkacak Deccal'ın ismi Süfyan'dır. Süfyan bütün 27 tane Deccal'ın hususiyetlerini kendinde barındıran bir yapısı var. Ekstra bir adam yani. Yani 27 tane Deccal'ın ne özelliği varsa tarih noktasında hepsini süzmüş Almış ve alem-i İslam içerisine girmiş. Ee, yani 20 tane deccal e, dünya genelinde din hakikatını kaldırmak için uğraşmış, tahribat yapmış. Fakat Süfyan İslamiyet'i kaldırmak için uğraşmış. Süfyan kimdir? Bakacaksın İslamiyet'in esasatına. Onu tahrip etmek için kim uğraşmışsa Süfyan odur. Ama Şöyle söyleyeyim. Bu tahribat öyle ufak tefek tahribat değil yani. Büyük tahribat yapacak yani. Tamam mı? İslamiyet'in bütün ondan sonra esasatına temas edecek 6 tane hakaiki imaneyi delmek için 6 tane ok fırlatacak. Allah iman ortadan kaldırmak için meleklere, işte kitaplara, ahiret gününe, kader vesaire 6 tane iman esasını yıkmak için 6 tane ok fırlatacak. Ama o zaman bu kişi süfyandır. O zaman bunun karşısındaki kişi, müceddit kimdir? Onun karşısındaki müceddit de 20 tane deccalın tahribatını tamir etmek için uğraşan bütün o zatların hususiyetlerini içinde barındıran özel donanımlı birisi olacaktır. Anladın mı? Bunu anlamak istiyorsan, bu zatı anlamak istiyorsan nasıl bir zat? Buradaki tahribatçının büyüklüğünü anlaman lazım. Süfyan'ı buldun mu? Mehdi'yi de bulursun. Bu kadar net Yani. Evet. Yani abiler bunu anlamışlar ve artık diyor ki Refet abi biz içinde bulunduğu zamandan çok korkuyorduk ama bu artık sizin gibi bir üstada Cenab-ı Hak bizi nail ettiği için bundan diyor artık korkmuyoruz. Çünkü bu zatın yani üstadın vermiş olduğu öğretiyle hakiki imanı noktasındaki taribatın önüne set çekmiş Risale-i Nur hakikatleri Kur'an vasıtasıyla Kur'an eczanesinden vermiş olduğu ilaçlarla ve tamir yapmış. Elhamdülillah yani o yüzden korkmuyoruz çok şükür. Tabi uğraştıkça, okudukça olacak olan bir şey bu. Cenab-ı Allah tuğlu ömür insan buyursun. Daha bizlere çok zevkli eserler okutacağınıza eminim. Müsaadenizle şunu da ilave edeyim ki sizin daha harika vazife-i maneviyeniz var. Zaman gelecek remzlerle, işaret Kur'an'ı Kur'an ile öyle haber vereceksiniz ki bunları da geçecek ve bizleri şaşırtıp bırakacaktır diyor Refet abi. Üstad ne yapıyor? Şer koyuyor. Bu diyor Refet'in kerameti dedir. Daha 1920'ler yani bağlı hayatında Refet abi diyor ki sizin diyor farklı manevi vazifeleriniz var. Bunlar da hepsi diyor geçecek ve biz anlayacağız diyor bunu yani.